Evet, reklam arasında şunu biraz püsküllemeyi denedik. Naz sağ olsun. Bakın ucunda. Bayağı bir hoş oldu. Çok Ne güzel diyorsun? oldu. Şimdi ben bunu bir bakacağım sonra. Biraz keseceğim. Biraz kestim ama ne türlü kesime karar veremedim. İki tarafı da olsun. Belki Tülin Hanım'la bir bakarız onu nereye nasıl keselim. Belki şurayı azıcık şöyle kesebiliriz. Yaptıktan sonra, öbür tarafı da yaptıktan sonra birlikte kesmek lazım. İyi bir fikir çıktı buradan. Şimdi böyle birdenbire kendiliğinden çıktı. Hani bunun belki küçücük bir böyle bebeğin başına göre bir beresini yaparsınız yine böyle kafes kafes. Yine oradan böyle bir küçük püskül sallandırırsınız şöyle bir grup yerden. Harika bir fotoğraflık bir şey olur bu. Minnak minnak. Evet, şimdi bu hırkanın hiç geçmeyecek, nesilden nesile geçecek ama modası geçmeyecek bir fikri var. Bunu her türlü yaparsınız. İster o gün Gönül'ün yaptığı gibi yaparsınız, ister Zeynep Tufan'ın daha önce programlarımızda yaptığı gibi yaparsınız. Yaparsınız yani her türlü. Ben görüyorum çok kişi yapıyor bunu. Evet, ama Gülsün onu bulduğu için onu yani... Unuttu da biz onu daha önce yapmıştık. Yapmış, ben de dedim ki yapsın hate Gülsüm Hanım. Şimdi şu cüzdan patik bir güzel, bir kolay, bir şahane. Şimdi bunu orta kalınlıkta bir iple ve kaç numarayla ördün Gülsüm 4,5 Hanım? 4,5 numara şiş, orta kalınlıkta yün. Yün. Bir dakika, ben şimdi önce ilk şuradan başlamak istiyorum. Ayağıma rahat bir ayakkabı giymiştim bunun için. Bir saniye. Geliyorum. Patiğin güzelliğini bunu da yapanlar olabilir, vardır. Ama unutuyoruz bazen. Buyurun. Buyurun. Bakın. 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 Bir tık. Benim ayağım 38. Yani 39'a da olur. 38'e de olur. Belki iki sıra Gülsüm Hanım'la küçülebilirmiş. Ama böyle de rahat oldu değil mi? Yani böyle şey. Aa, gün patiği diyor Aytül. Tam gün patiği. Annen güne gidiyor mu? Annene yok, bir tane yapalım. Ama tam gün patiği. Ay, günlerde bir dakika onu yapmam lazım. Şey. Herkesin çantasından çıkar bir torbadan o patik giyilir. Bunu istediğiniz renkte yapın. Çok güzel. Satıyorlar mı kadınlar? Bundan var mı ortalıkta çok? Sen daha sosyal medya odaklı olduğun için Gülsüm Hanım var mı? Var var. Var diyor. Ha yani şimdi ama benim aklıma buna bu modelden şu geldi. Ben şunun şurasına bir fermuar dikerim. Yani müthiş güzel de bir cüzdan. Ne diyorsun Tülin Hanım? Güzel değil mi? İyi fikir diyor Gül. Şimdi olay ne? Olay ne? Neden programın başında bunu kız çocukları örebilir dedim? Olay bu. Bu kadar. Aytül bak bu patik. Patik bu. Zorlasam örerim ben de bunu. Sen örersin bunu. Örerim. Gülsüm Hanım. Olay bu ama bir enteresan bir hali var bunun. Kaç ilmek başlıyoruz? 22 ilmek başlıyoruz Derya Hanım. Tamam. 22 ilmek başlıyoruz. 28 diş haroşa örüyoruz. Ha, güzel. Ördükten sonra ikinci rengine geçiyoruz. Ama ikinci rengi ne yapmış? Bakın böyle faştiri fişton simli bir ip. Erkan algılanıyor bunun simi böyle. Ha, çok güzel değil mi? Simli. Simli bak simli ip. Şimdi şurayı nasıl yaptın? Bu simi nasıl koydun? Hangi taraftan koydun? Bak bu önemli konu. Evet. Şimdi buradan ipimi buna bağladım gibi. Tamam. Buradan da bağladım. İki sıra simli ipimden örüyorum. İki ama nasıl örüyorsun haroşu? Simli ipten ördüğün yer ters örgü mü? Düz. Düz örgü mü? Düz. Ha düz, evet. Düz. İki sıra düz, iki diş haroşu. Evet, tamam. Örüyorum. Altı sıra. Altı sıra bu düzden örüyorum. Evet. 7 sıra bu düzden örüyorum, 6 sıra haroşa örüyorum. Evet, şimdi ama ipler ne taraftan? Hep aynı taraftan. Hep aynı taraftan değişiyor. Hep aynı taraftan hep aynı değişiyor. Taraftan. Gidiyorsun, geliyorsun, evet. Değiştiriyorsun. Çünkü orada da eğer tam ipi oturtamazsanız şey değişiyor. Evet. Ben Aliye Beri örerken öyle oldu. İki tarafa da ip taktım ördüm. Evet. Tek sıra yapmak istedim. Tek sıra olduğu için. Evet. Hadi Gülsüm Hanım onu ör görelim. Şimdi bunu ördüm. İpimi taktım burada. İki sıra düzümü örüyorum. Sonra iki sıra haroşa örüyorsun.
İki sıra düzüm örüyorum, düzüm de. Şimdi öbür tarafa böyle gidecek ki ipine kavuşsun. Yeşil ipine. Ne yeşili denir buna? Çağla rengi mi? He? Mint yeşili, bravo. Mint yeşili, çok güzel. Hakikaten şimdi öyle. Nane şekeri renginde böyle bir şey. Çok güzel bir renk. Evet. Şimdi bunu şimdi bir sürü bu simi ama koyun arasına. Ne kadar ip gitti Gülsüm Hanım buna? Şu bir çileden kalan mı? Yok, buna yarım çile gidiyor. Yarım çile. Evet. Yarım çile ondan. Bir taneden iki tane çıkar. Aa, yani bir taneden iki paket. Şundan mint yeşilinden örseniz iki taneyi çıkartıyorsunuz. Çıkarır. Bundan da az gidiyor. Sonra bir akrabaya yaparsınız yanına. Siyahlı beyazlı olur, kırmızı beyaz olur. Her türlü güzel olur. Şimdi ikinci. Ama sim orada bir lezzet verdi bizim şeye. Şimdi ipimizi burada bırakıyoruz. Şimdi ikinci rengimize geçiyoruz Derya'nın. Tamam. Bunu haroşa yapıyoruz. Şimdi biz bunu koyacak, ona seyircilerimiz bakar. Evet. Sonbahar ırkasını da anlatacağız ya. Tamam. Bunun kaç santim bu Gülsüm Hanım? Bir ölçelim onu. Şuralar kaç dişti? 28. 28 dişti. Bir dakika, hemen ölçüyorum santimini. Kırk santim. Eğer ayağınız şeyse, 37 ise 40 santimden biraz daha az. Yani 28 dişse 26 diş, 24 diş yapabilirsiniz 37, evet. 36, 37 için. 40-41 ise 2 diş daha sağdan soldan maviyi arttırırsınız. Hadi bunu birleştir bize. Nasıl birleştiriyoruz? Birleştirme bu şekilde. Şimdi evet, öylesine dikiyorum der yani. Öylesine dikiyorsun hanım zaten. Evet, altını dikiyorsun. Altta dikiş var önce, yani bizim evet, patiğimizin altı. Bu arkadan. Evet. Şurada da mı var dikiş? Evet. Evet. Ben bu şeyini merak ettim. Gülün kılışını. Tamam, orasında bir işte şey var. Geliyor şimdi. Şimdi. Hızlı git Gülsüm Hanım. Hızlı git, hızlı. Uydur. Evet. Şimdi altına geldim. Geldi. Bak şimdi o çizgili buraya tarafa geldim. Geldi. Evet, buraya geldim. Bunları bu şekilde iğneme böyle topluyorum. Büzdürüyorsun. Büzdürüyorum bunu. Topuk kısmı bu. Hmm. Hem alttan hem üstten. Aynı şekilde. Bakın alttan bu şekilde büzdürdünüz. Burası topuğa oturan o güzel kısım oldu. Tamam. Bu altı şekilde büzdürdün. Bu altı. Sonra çıkart iğneni oradan. Bırak, şey yapma. Sonra nereyi büzdürüyorsun Gülsüm? Sonra da üstü büzdürüyor. Üstürüm. Yine alttan üstten, alttan üstten. Onu şu şey kısmına. Evet. Aslında hakikaten çocuklarla yapılabilecek efsane bir proje. Şimdi. Orayı da büzdürüyorsun. Bunların hepsinin şemalarını, yazılarını sizinle paylaşacağız. Cüzdan patik. Burayı şurada da büzdürdün. Böyle evet, karşıya geçti. Sonra bir gül diktin. Al gülünü. Evet. Bunun bir tane şeysi vardı. O nerede? Gördüm buralarda bir yerde. Fıstığı vardı. Fıstığı vardı ama. Heh. Yok. Yere mi düştü acaba? Neyse. Bir tane vardı. Karıştırdık bir yere. Neyse. İki dakika hanım, yapayım gel, mı? Gel şeye geçeceğiz. Yaparsın. Hı. Şimdi ben anlatırken sen yaparsın. Hı. Şimdi alttan ve üstten büzdürdünüz. Buraya bir tane istediğiniz biçim gül yapın. Evde hazır bir şeyden. Şurada fıstık koyuyoruz ortasına bir tane. Bakın onu koyarsınız. Buraya bir tane düğme dikebilirsiniz. Başka bir şey yapabilirsiniz. Efsane bir patik. Evet Erkan, bir dakika mı kaldı? Evet. Bunu yarım mı anlatsak? Aa, olabilir diyor Erkan. Erkan, bak bu hırkanın yanlarında dikiş yok. Sağında solunda dikiş yok. Bir tek numarası var. Şuraya geldiğinizde koltuğa ölçüyorsunuz. Pardon Erkancığım. Koltuğa ölçüyor. Bırak şimdi sen beni dinle. Bıraktım. Yanlış anlatırsam telefonu da edeceksin. Bıraktım. Gel. Şimdi buraya geldik. Ölçtük koltuk altını. Ne yapıyoruz? Buradan zincir çekiyoruz. Evet. Kaç tane zincir çekiyoruz? 33 tane zincir çekiyoruz şuraya. Çektik. Sonra önü gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Önü örüyoruz. Şurada göstereyim. Önü örüyoruz. Sonra diğer tarafa
33 tane zincir çekiyoruz. Arkadan böyle geldik. Şuradan başladık. Şuradan başlıyoruz. İşte şurası, evet, ya da burası. Buradan. Neyse. Buradan başlıyoruz. Böyle gidiyoruz. Aralara giriyoruz renklerimizi. Sonra orası kaç santimdi? 36 sıra arkayı örüyoruz. 63 santim olacak şu kahverengiden kahverengiye. Sonra ön 33 santim şurası. Yükseklik omuzdan yere 108 santim. Bunları dün koydum ben hepsini. Sadece omuzda dikiş var. Sonra kolunu dün burada çuvalladığımız, Gülsüm Hanım'ın telefonla bağlandığı şey. Burada kol açık örülüyor. Yani bir dikdörtgen parça örüyorsunuz. Yine böyle gidiyorsunuz. Altta dikiş var ve buraya dikiliyor. Yanlış mı anlattım? Takma kol, yani takma kol. Ama keyfiniz isterse burayı düz yapabilirsiniz içindeki bir şeyden, renkten. Buraya tığ takıp örebilirsiniz. Böyle gider gelirsiniz o zaman. Ama bizimki yapılmış olan şöyle gidiyorsunuz. Yani şunu koyayım. Böyle başlayıp gidiyorsunuz ki bu çizgiler böyle dikine gelsin. Bunu yapıyoruz. Buradan dikiş atıyoruz. Buradan da kola bunu dikiyoruz. Bu kadar basit. Efendim. Sorun. Şimdi Tülin Hanım konuşacak. Ben dinleyeceğim.